Ve sonrasında da saat 20 civarında geç kaşları, zarkaşları ve çevreler edeceğim. Böyle bir tarafı büyüklük başlamış olacak. Ve aynı zamanda... Evet, maşallah. Çiğdem yönetimi güzel işler yapıyor. Başkanımız Orhan Güzel Aydın. Başkan yardımcımız. Lütfen. Evet. Yarın Bahçelievler'de muazzam bir buluşma var. Adıyaman'da hemşehrilerimiz bir araya gelecekler. Ben hem Orhan Başkanımı hem de Hasan Başkanımı ve bütün yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Ali Başkan hayırdır, gidiyorsunuz ya. Ne oldu ya? Emir abi nasılsın? Program mı var? İnşallah. Görüşürüz inşallah. Program var değil mi? Aynen, bekleriz inşallah. İnşallah yetişiriz. Ve Latif Doğan o güzel türkülerin... Allah ebe öldü sizin. Sen geç kaldın. Bahçelievler'de sizlerle birlikte olacak. Ben bir kez daha Orhan Başkan'ı ve Hasan Başkan'ı tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Evet. Ya bu gerçekten çok başarılı bir iş. Yani... Çiğ köfte olayını hani mezeden çıkarıp sofralarımıza artık çocuklarımızla çok rahat yürüyebileceğine geliyordu. Yani vazgeçmez bir mezde. Burada büyük başarı. Yani büyük başarı. Bu Haçlı köfte, o Haçlı köfte mi? Haçlı köfte, bu Haçlı köfte. Fark etme, aynı. Çok büyük bir payı var. Lütfen. Bütün sektör için bir alkış gelsin. Abi emeğinize sağlık. Yani artık çocuk nefes çok rahat bir şekilde tüketiyor. Önemli. Bir sektör haline getirebilmek önemli. Sanayileşmek çok önemli. O yüzden bu büyük bir adımdı. Büyük bir başarıydı. Evet. Bilal Bey, Bilal Güzel Aydın. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Mahmut abi hoş geldiniz. Yine çok kıymetli dostlarımız, hemşehrilerimiz. İsimleri tabii tek tek sayamıyoruz. Bütün iş insanları, efendim söyleyeyim yine dernek başkanlarımız, yani aramızda olan siz kıymetli dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama ben yine söylüyorum. Afiyet olsun. Gelin ve kalmanın ben içeriye bağlı tekniğinde sizlerden böyle enerjisi bol olan akışlar isteyeceğim. Şimdiden siz de kendinizi hazırlayın efendim. Afiyet olsun Çiğdet. Hoş geldiniz. Merhaba benim. Merhaba benim. Başkan. Kimin düğündeyiz? Merhabalar. Hasan Gençalp kirbemizin düğünündeyiz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çiğdem devam ediyor. Yok, buna ayrı bir dönüştü. Evet, Kader Başkanımız Sayın Mehmet Akıncı. Hoş geldiniz. Veysi Akıncı, hoş geldin. Bilal Güzelaydın, hoş geldin. Resul. Murat Yaşar. Eyvallah. Sanma ki unuttum ha. Neyse biraz dolsun. Şu anda daha yeni başlıyor. Yeterince şey yok. Birazdan. Sesim tur. Adam
adamsın adam. Seni seviyoruz. Emin abi geldi, konuyu değiştirdi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Siz nasılsınız? Neredeyiz? Kimin düğündeyiz? Şu anda Sultan Kars. Düğün salonundayız. Hasan Genç Alp'in düğünü var. Şu an Kars'ımla bulunmaktayız. Ve inşallah çoluk çocuğunuzla beraber, yani onların sünnet düğünü olur, evlendik zaman Allah ömür verirse. Tabi burada kimi dostlarım şunu çıkarabilir. Evet, sen herhalde 80 yaşına kadar sunum yapacaksın. Yani gerekirse Muhammed kardeşimin düğününe bastonla geleceğim. Allah izin verse, Allah ömür verirse. Ben mutluluklar diliyorum ekibimize. Ben ekibimizi davet etmek istiyorum. Ramazan Sarıgül. Evet, şahitlerimizi davet edeceğim. Ramazan Bey nerede? Ramazan abi. Evet, Ramazan Bey. Selamun abi. Böyle alacağım. Yine tabii düğünün başından sonra öncesinde, yani o da o heyecanı bizlerle paylaştı. Uzun süredir o da mücadele ediyor. O heyecanı hem onun o çalışması, koşturması, harcadığı emekten diyoruz. Benim kıymetli abim Derviş Yaşar. Evet, Derviş abi alkışlanmadım. O da çünkü... Efendim, yine Çiğder Başkanımız Orhan Güzelaydın. Evet, Orhan Başkanım. Ve yine tabii Başkan Yardımcımız Hasan Yaşar. Yine O Ses Çiğ Köfte İcra Kurulu Başkanı. Her ikisini davet ediyorum. Hayır, hayır, bir taraftan. Evet, nikah şahitlerimizi aldık. Ve nikah memurumuzu da artık davet ederim. Evet, buyurun efendim, siz de şöyle bulun hemen. Efendim, bu tabloyu ve gençlerimizi şöyle bir alkışlayalım ve nikah akdine geçelim efendim. Tebrik ediyoruz. Buyurun efendim. Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, her iki aile adına, her iki çiftimiz adına alkışlarla tekrar hoş geldiniz diyorum. Nikah akdine başlamadan önce usulen çiftlerimizi tanıyalım. Öyle nikah akdine başlayalım.
Çiftlerimizden kimle başlayalım? Gelin hanımdan başlayalım. Gelin hanım, önce sizden başlayalım. Adınız, soyadınız? Derya Aysun. Baba ve anne adı? Osman Kadriye. Alkışlarla gelin hanıma teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, siz buyurun. Adınız, soyadınız? Mikrofonu verelim. Muhammed Gençer. Baba ve anne adı? Hasan Ayşe. Ahmet Bey'e de alkışlarla teşekkür ediyoruz. Sayın şahitlerimiz de baştan sona isim soyadını. Buyurun efendim. Ramazan Sarıgül. Derviş Yaşar. Orhan Güzelaydın. Hasan Yaşar. Femi Bey var ama yazıyor ama. Femi Bey nerede Femi Bey? Femi Bey lütfen siz de alalım. Şöyle buyurun. Oraya kadar değil, siz de devam edin. Evet, buyurun. İsim, soy isim efendim. Femi Aysoy'du. Sayın şahitlerimize de çiftlerimiz kadar alkışlarla teşekkür ediyoruz. Değerli çiftlerimiz, belediyemiz evlendirme dairesine evlenmek üzere yazılı olarak müracaatta bulunup evlenme iradenizi beyan ettiniz. Bizler de gerekli yasal incelemelerinde bulunduk. Evlenmenize mani herhangi bir engel görmedik. Bir kez de sayın şahitlerimiz huzurunda sizlerden bu beyanı sözlü olarak talep edeceğiz. Önce gelin hanım, yine siz buyurun. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi isteğinizle Sayın Muhammed Gençalp beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet. Kalabalık fazla ama alkış az mı sanki? Peki damat beyle görelim. Siz damat bey, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi isteğinizle Sayın Derya Ay Söndü hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Ben de damat beyin tarafını çok oldum. Rahat olun, ben sizin tarafım. Peki. Sayın şahitlerimiz ve ödüklerimizin beyanları, sizler de bu iki hakkine mutlu anlarına, günlerine şahit misiniz? Buyurun efendim. Evet. Şahidim, bir ömür bir mutluluklar diliyorum inşallah. Sağ olun efendim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii benim Muhammed'le ayrı bir anım var. Onu anlatmadan geçemeyeceğim. Buyurun, tabii. Bundan 15 yıl önce Muhammed'in evlilik düğününde ben Muhammed'in kirvesiydim. Bugün de evliliğine şahit olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet, şahidim. Evet, saygı olan insanın yanında olması. Şahidim, Allah'a mutlu bahtiyar etsin. Şahidi mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın şahitlerimize teşekkür ediyoruz. Ben de gerek çiftlerimizin, gerek kıymetli şahitlerimizin sözlü beyanlarını kabul ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Bey'in bana vermiş olduğu yetkiye istinaden şu an itibaren sizleri resmi olarak eş ilan ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bakalım.
sen bulasın demem bile amin diye. Nasıl etsin cevabim hep uğruna. Muhabbetle ben ösürüp her kursun yarına. Her birlikte gelin siz de dua edelim. Bu sen bulasın demem bile amin diye. Nasıl etsin cevabim hep uğruna. Evet, genç kardeşlerime tebrik ediyorum. Onlar şöyle biraz dinlensinler. Evet. Vallahi çok keyifli, çok güzel oldu. Heyecanımızı paylaştık. Evet kıymetli dostlar, şöyle gelip davam biraz sonundansın. Efendim bu akşam harika şiirler, harika yorumlar, harika böyle söyleşiyle kıymetli Dursun Ali Erzincan abi sizlerle birlikte olacak. Tabii bir yandan da ikamlarımızı atıştıracağız. Bir yandan da dediğim gibi birazdan o şiirlerimizi, sohbetimizi dinleyeceğiz. Bu arada sosyal medya kullanıcıları, sizler de efendim Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hem organizasyonlar için, aynı zamanda önceki günlerde başlayacağımız radyo programında en azından birlikte haberiniz olsun. Ali Biricik ya da Düş Bahçesi evi yazdığınızda Instagram'dan takip edebiliyorsunuz. Ve tabii bu akşamla ilgili de bir paylaşım yapacağım. Allah kısım ederse orada kıymetlerin içerilerimizin güzel dileklerini bu alanı bekliyoruz. Ali Erzincan'da olacak, sizlerle birlikte olacak. O muazzam sesiyle, muhteşem bir şiirleriyle bizlerle beraber olacak. Geçtiğimiz Ramazan'da birlikte program yaptık. Dursun Ali Erzincan'la birlikte muazzam bir program olmuştu. Sultan Gazi sakinlerine böyle bir salon programı yapmıştık. Yani bu sene bir sürpriz yapabiliriz. Ondan önceki günlerde inşallah böyle bir netleştireceğiz diye sosyal hesaplardan paylaşım yapacağız ve sizlere tabii oradan bilgilendirme yapacağız efendim. Ben bir kez daha her iki ailemizi tebrik ediyorum. Hakikaten çok yoğun bir katılım var. Ben katılımlarınızdan dolayı da her iki aile adına teşekkür ediyorum sizlere. Onlar adına teşekkür ediyorum. Çünkü dostlar önemli. Bu özel günlerde yalnız bırakılmamak çok önemli. Evet biz hep söyleriz ya işte önemli olan böyle özel günlerde bir arada olabilmektir. Yani hem mutlulukta hem üzüntüde bir arada olduğumuzda işte o zaman anlıyoruz ki gerçek dostlarımız o gün bizi yalnız bırakmayan dostlarımız. O yüzden bugün de çok anlamlı ve dolayısıyla bu günü ve bu özel anı ve anlamlaştıran siz kıymetli dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam. Tebrik ediyorum. Allah kere ticari saadette nasıl buluyorsun? Evet ben önce bir sevgili Peygamber Efendimiz'in saadetli hayatını bana bir şiir takdim edecek. Sonra da son şiirini çiftimize sevgili kardeşlerime atfedeceğim bir şiir olacak. Selam sana Hazır Ali. Selam sar göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nur-i Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andevi Bizişan,
selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam. Selam sana ey yetimler padişahı, selam sana Ahmedi nefesli yar, Eyyub'ca selam. Selam sana ya Nebi Allah, selam sana ya Habib Allah, selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına, bahar senin elinde bakın, senin elinde bakın bahar. Öyle bir sevildik ki, candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönlünde anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde verildi. Şimdi biz de seni arıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle arıyoruz seni. Ey Haran dağlarında açan sevgili, fecre ikinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak isterim. Çünkü korkarım. Anlatmaya başlarsam büyük küçük demeden hepsini sıralamam gerekir. Bu da kolay değil. Üçüncü kadın da kocasını götürür. Benim kocamın boyu uzun olarak haklıdırsa, konuşursan boşanırım, konuşmazsan muallak yaparım. Dördüncü kadın kocasını da benim kocam tırnağın engecesi gibi. Ne sıcak dönüşü, ne korku, ne de uçak. Beşinci kadın benim kocam evde içeri girip huzur, dışarı çıkınca asla girmez. Bana bıraktığı her işlerine hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içtimi sömürür. Giyip içmekten başka bir şey düşünür. Yedinci kadın, benim kocamın işi sadece beni görmektir. Başımı yanar, vücudumu yanar. Bunları yapmak için ellere geçersem kurar. Sekizinci kadın kocasının kavşağına gelecektir. Ve bir kelime görecekler. Güzel kokulu bitki gibi. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayran var. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere vardır. Ve söz 11. Ne diyoruz? Mevzu bahis düğün ise girişinde ferman. Söz Ümmü Zeyn. Ebu Zeyn'in tanıdığı. Fakat Ebu Zeyn'in tarihi. Söz Ümmü Zeyn'in. Benim kocam Ebu Zeyd'i. Ama ne?
Buse düğünün şuf denen bir gayet olarak bir miktar kadar gelişen bir ailenin kızı olarak koydu. Beni atlı kişiye göbeğini koydu. Hekimleri sürüyor ailenin halına mesul üretmen bir cemiyeti. Kulaklarımı zinletlerle beni boşaltın. Ben onun yanında söz sahibiyim. Hiç azalmadım. Akşama kadar, sabaha kadar uyuyorum. Boya boya sürecek. Bir gün ben özel evden çıkıyorum. Her tarafta süt bulutları yağ çıkarılmak için çaytanlar koyuyorum. Ebu Zer yolda bir kadın arasındaymış. Hocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı, onu bıraktı. Ben de uzun bir aradan sonra bir başkası gelmek zorunda kaldım. Hikaye bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize tebessüm ederek ey Ayşe Gülkulak! Ben Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Yalnız şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşanır. Biz beraber yaşayacağız. Bir çay gönderecez. Ayşe annemi soktular. Ya Resulallah, beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi. Ey Ayşe, kördüğüm gibi. Gel gör beni aşkım.